Ben bir müridim ama bazı kötü tecrübeler geçirdim. Şeyimden giderek uzaklaştığımı hissediyorum. Onu en son rüyamda gördüğümden beri çok zaman geçti. Onu hayal kırıklığına uğrattığımı ve üzdüğümü hissediyorum. Efendilerimi nasıl hoşnut edip beni bağışlamalarını sağlayabilirim. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer bazı hatalar yaptığının farkındaysan bunları düzeltmeye çalış. Amerika'da sadece insanlara üzgünüm demeyi öğretiyorlar. Sadece onu söylemeyi. Ondan sonra diyorlar ki üzgünüm diyorlar. Ondan sonra herkes ona dönüp der ki o bir şey değil bebeğim ağlama. Aynı şeyi yine yapar sonra yine özür diler, üzgünüm der. Yanlış bir şey yaparsan biliyorsun ki ödemen gereken bir bedel vardır. Adam adam ol ve bedelini öde. Bu böyledir. Şimdi her şeyi yapamazsın ama bir şey yap. Yanlış bir şey yaptın, şey efendi her zaman der. Orada durup sadece deme, üzgünüm deme. Yanlış bir şey yaptınsa doğru bir şey yapmak için koştur. Sadece durma. Ve yaptığın şeyin ne olduğunu biliyorsan yanlış şeyi, o zaman secdeye git ve estağfurullah de ve o secdeden kalk ve problemi düzelt. Eğer senin elindeyse onu düzeltmeye çalış. Eğer başkalarıylaysa onlarla düzeltmeye çalış. Eğer tek başına yapamayacağını hissediyorsan bizim yolumuz açıktır, öyle değil mi? Danışmak, akıl danışmak bizim yolumuzdadır. Burayı arayabilirsin, benimle konuşabilirsin. Eğer zorsa benimle konuşabilmek, buradaki başkalarıyla da konuşabilirsin. Çünkü herkes kendi nefislerine akıl danışıyorlar, kafaların içindeki seslere. Eğer insanlardan yardım istemezsen, sana manevi yönden yardım edebilecek kişilerden yardım istemezsen, eğer manevi krizden geçiyorsan, bunu sana yardım edemeyecek olan kişilere gitmezsin. Çünkü ne kadar seni sevseler de onların elinde olan bir şey değildir. Eğer danışırsan, yavaş yavaş bir yere ulaşabilirsin. Çünkü bütün bu dünya, bizim hayatımız, gerçekte her şey, bütün bir yaratılmış olan her şey çalışıyor, herkes koşuyor. Biz bir şey yapıyoruz diye değil. Bütün bu alem, her şey dönüyor. Çünkü dualar üzerine dönüyor. Sadece herkesin değil, Allah'a sevgili olan bazı kullarının yüzünden. Allah'a yakın olanlara koştur o yüzden. Onlardan yardım iste. Ve samimi ol. O vakit inşallah Rahman, bir kere hareket etmeye başladığın zaman hayata ne yaptığını bilirsen o zaman hayatında değişimler olur. Ama eğer inatçıysan, kibirliysen, kendine bahaneler bulursan, insanların pek çok bahaneleri var. Lütfen bana yardım et diyorlar. Bunu yaptım diyorsun. Tamam diyoruz. O zaman bunu yap diyoruz. Bunu yapamam der. Devamlı bahanelerle gelirler. Her koyduğun bahane özür, önüne koyduğun bir duvar gibidir. Allah'ın merhametiyle arana. Bir başka bahane bulursun, bir başka özür bulursun, başka bir önüne engel koyarsın. Daha, her ne kadar fazla samimiysen o kadar daha çok yardım gelir. Kolay kolay olur. İnşallah Rahman. Allah bizim samimiyetimizi arttırsın. Sana yardım edebileceklere danış ve bu inatçılık ve kibirden kurtul ve o sana o tavsiye verilen tavsiyeleri al ve hayatını uygula inşallah. O vakit bir şeyler olabilir. Selamun aleyküm.